Merhaba Tek Az izleyicileri. Benim adım Günce Önür. Startup Wise Guys'daki ortaklardan biriyim. Geçen sene Bakü ID etkinliğine katıldığımda yine benzer bir röportaj çalışması yapmıştık. Bu sene, geçen seneden bu yana değişen detaylardan bahsediyor olacağım. Öncelikle geçen seneki ziyaretimin ardından iki tane Azerbaycanlı startup'a yatırım gerçekleştirdik ve şu ana kadarki gelişmelerden gayet mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Biz Startup Wise Guys olarak erken aşamada faaliyet gösteren teknoloji startuplarına yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırım yaptığımız alanlara baktığımızda B2B SaaS, fintech, finansal teknolojiler ve siber güvenlik alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Azerbaycan'da 2 yılda gözlemlediğim ülkedeki genç ve yetenekli, aynı zamanda da eğitimli nüfusun yardımıyla birlikte startup ekosistemi gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişmekte. Özellikle Bakü ID gibi düzenlenen etkinlikler bu ekosistemin, yani Azerbaycan'daki ekosistemin aynı zamanda globaldeki yatırımcılarla, uluslararası yatırımcılarla da bir araya gelmelerini sağlıyor. Bu nedenle de Startup Wise Guys olarak bundan sonrasında daha fazla Azerbaycan startup ekosisteminde aktif olmak, aynı zamanda burada daha fazla faaliyette bulunmak istiyoruz. Tabii bunun yanında bu sene düzenlenen etkinlikte gördüğüm startupların kalitesi beni gerçekten çok mutlu etti. Şu ana kadar gördüğüm startupların gayet hızlı büyüdüklerini, globale açılmaya hazır olduklarını gördüm ve bu da gerçekten ekosistemdeki büyümeyi işaret eden önemli detaylardan bir tanesi. Bundan sonraki süreçte özellikle globaldeki makro gelişmelerin de gösterdiği yönde biz de startuplara yatırım yapıyor ve onları daha fazla destekliyor olacağız. Buradan bu videoyu izleyen bütün girişimcilere seslenmek istiyorum. Eğer erken aşama bir startup'ınız varsa ve yatırım arayışındaysanız Startup Wise Guys'a her zaman başvurabilir, her zaman bize gelebilirsiniz. Sizleri desteklemekten büyük mutluluk duyarız. Tabii bildiğiniz gibi içerisinde bulunduğumuz dünya, özellikle teknoloji sektörü çok hızlı bir şekilde değişiyor. Hayatımıza 6-7 ay önce kadar dahil olan ChatGPT'nin getirdiği altyapıyla birlikte artık hem startuplarda hem de startuplara yatırım yapan yatırımcıların yatırım tezlerinde önemli değişiklikler görüyoruz. Özellikle ChatGPT'nin getirdiği o altyapı ve teknoloji bizim için hem süreçleri hızlandıran bir detay olmakla birlikte bazı startupları maalesef ki kötü anlamda etkiledi. Artık özellikle marketing tarafında content, yani içerik üretme konusunda çalışan startupların çok daha yenilikler getirmesi, çok daha inovatif çözümler meydana getirmesi gerekiyor. Ama bir taraftan baktığımızda da artık özellikle startuplar bu kadar kısıtlı kaynaklarla uğraşıp bir şeyler yapmaya çalışırken onların yolunu hızlandıran, daha kısa yöntemlerle daha iyi verimler ve sonuçlar almalarını sağlayan bir konu haline geldiğini görüyoruz ChatGPT'nin. Bu nedenle de ChatGPT'nin aslında hem yatırımcı tarafına hem de startup tarafına önemli etkileri olduğunu vurgulamak isterim. Tabii biz yatırımcılar olarak her zaman yatırım yaptığımız startuplardaki teknolojik rekabet avantajını çok önemsiyorduk. Yani bugünkü mesele sadece bir ürün ortaya çıkartmak ya da bir teknoloji geliştirmek değil. Ortaya çıkarttığınız ürünün ya da teknolojinin uzun yıllar boyunca rakiplerine karşı avantajlı durumda olmalarını sağlayabilmek. Bu nedenle de artık daha derin teknolojiler, daha üzerinde uğraşılması gereken teknolojilerin startupların odağında olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ChatGPT gibi çözümler aslında basit anlamda yapılabilecek olan içerikleri neredeyse hallediyor, uzun yolları kısaltıyor ve süreçleri ciddi anlamda hızlandırıyor. Bu nedenle de startupların üzerine artık teknoloji anlamında daha büyük sorumluluklar düşüyor. Tabii tekrardan ChatGPT'nin süreçleri kolaylaştırdığını ve startupların artık asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağladığını da atlamak istemem. 2023 yılında ekonomik gerilemeden bahsetmeden olmazdı. Özellikle şu an dünyanın en önde gelen ülkeleri bile recession dediğimiz ekonomik bir duraklamadan geçiyor. Tam bu süreçte özellikle startuplara yapılan yatırımların yavaşladığını ve startuplar için artık yatırım bulmanın daha da zorlaştığını görüyoruz. Ama bir taraftan da baktığımızda aslında startuplar iyi ekipler tarafından kurulmuş ve gerçekten doğru teknolojileri geliştiren startupların çok hızlı yol aldıklarını ve bu zor dönemi gayet iyi bir şekilde atlattıklarını da görebiliyoruz. Aslında bu içerisinden geçtiğimiz ekonomik durgunluk tabii ki de startuplar ve girişimciler için çok zor olmakla birlikte aslında piyasada iyi işler yapan girişimlerin de daha fazla ön plana çıkmalarını sağlayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu süreç, özellikle yatırımlardaki yavaşlamalar sonsuza kadar devam etmeyecek. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısı ile birlikte yine yatırımlarda artış, yine bir bollaşma olmasını bekliyoruz. Tabii ki de bu sürece kadar özellikle erken aşama startuplar runway
dediğimiz finansal hayat ömürlerini, hayatlarını uzatmaya çalışmalı ve özellikle gereksiz olan giderlerini kısarak daha fazla para yönetim konularında dikkatli olmalılar.